Urartuların mezarlarını oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Şimdi arkadaşlar, mezarlar oda biçiminde ise içine bir takım eşyalar koyuyorlarsa demek ki bu insanlar öldükten sonra bir yere gideceklerine inanıyorlar demektir. O yüzden bu soruda bizim için doğru cevap direkt olarak ahiret inancına sahip olmaları. Yani ne mimari alan, ne barış içerisinde yaşam ya da çok tanrılı bir inanç, objektif tarih yazıcılığıyla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Sadece öldükten sonra başka bir yere gidecek olmanın inancına sahip olmaları, yani ahiret inancı olduğundan doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır. Hemen şıklarımıza bakalım. Merkezi yönetimi güçlendirmek. Arkadaşlar bakın, feodal beyler aslında toprak ağası gibi hareket ederler ve merkezi yönetimi zayıflatırlar. Eğer bunları ortadan kaldırıp vali atarsak merkezi yönetimi güçlendirebiliriz arkadaşlar. Liyakat usulüne uygun hareket etmek. Liyakat usulü demek aslında layık olmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Bununla alakalı bir bilgiye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Veraset sistemine son vermek. Hayır arkadaşlar, burada tahta geçiş sistemi ile alakalı da bir bilgi verilmemiş bize. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak. Arkadaşlar hiç alakası yok. Beylerden daha önemli görevlerde yararlanmak. Hayır arkadaşlar, bununla ilgili de bize hiçbir bilgi verilmemiş. Tek amaç merkezi yönetimi güçlendirmektir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler ve silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Hemen şıklara bakıyoruz. Topluluklar arasında ticaret yapıldığına. Arkadaşlar bunu kesin bir kanıt olarak söylememiz aslında mümkün değil. Neden? Çünkü hepsi bu ürünleri yapmış ve kullanmış olabilirler. Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine. Hayır arkadaşlar, her yerde aynı şeyler var. O yüzden uygarlık düzeyleri hakkında bir fikrimiz yok. Tarihi devirlerin sırasıyla yaşandığına. Arkadaşlar işte taştır, işte topraktır, sonra madendir vesaire diye bir sıralamadan bahsetmiş mi bize? Bahsetmemiş. Buna da ulaşamayız o yüzden. İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine, işte buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü pek çok yerde aynı şeyler bulunmuş. Demek ki gereksinimler birbirlerine benziyormuş. Arkeolojik kalıntıların tarihi devirleri aydınlattığına. İşte arkadaşlar, bize burada yaşanılan durumla alakalı bir kanıt soruluyor. Direkt olarak genel bir cevap vermemiz doğru olmayacaktır. O yüzden E seçeneğine de ulaşamıyoruz. Bizim için doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? Bazı malzemelerin doğada çok fazla bulunduğu. Arkadaşlar bize bu malzemelerin miktarı verilmiş mi? Verilmemiş. Taş, toprak ve madenin aynı zaman diliminde kullanıldığı. Hayır, önce taş kullanılmış, ardından toprak, en son maden kullanılmış arkadaşlar. İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığı. Buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü ilk önce taşı kullanmışlar, sonra biraz daha sağlam ve yapımı kolay olan toprağı, en sonunda çok daha sağlam olan madeni kullanmışlar arkadaşlar. Giderek bilgi birikimlerini arttırmışlar. Tarih öncesinde konar göçer yaşamın benimsendiği. Biz sadece bu verilenlerden buna ulaşamayız. En dayanıklı madenin demir olduğu. Bununla alakalı bir bilgimiz yok. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Ticareti bulmaya çalışacağız. Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması. Şimdi arkadaşlar biz coğrafya olarak neredeydik? Diyarbakır Çayönü. Peki Diyarbakır'da deniz var mı arkadaşlar? Yok. Peki deniz kabuklarının Diyarbakır'da ne işi var o zaman? Demek ki bir ticaret söz konusu. O zaman cevabımız çıktı aslında arkadaşlar. Yine de diğer seçeneklere bakalım. Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş hayvanların kullanılması. Şimdi arkadaşlar bunu hepsi yapmış olabilir. Bunun ticaretle bir alakası yok. Tarımsal etkinliklerde ev değirmenleri ve orakların kullanılması. Bu da arkadaşlar ticaretle ilgili değil. Yine herkes bu şekilde malzemeleri kullanabilir zaten. Yüksek girişli evler inşa edilmesi ticaretle hiçbir
alakası yok. Dokuma sanatının gelişme göstermesi. Bu da arkadaşlar ticaretle ilgili bir durum değildir. Doğru cevap dediğim gibi A seçeneği olmalıdır. Parşömen'in Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Parşömen neydi arkadaşlar? Hemen onu hatırlayalım. Hayvan derisinden yapılmış bir kağıttı. O zaman kağıtla alakalı bir gelişmeden bahsedeceğiz aslında. Hemen seçeneklere bakalım. Kültürel gelişmeleri açık bir coğrafyada egemenlik kurmaları. Şimdi arkadaşlar doğrudan bir ilişki dediği için bize coğrafya ile alakalı daha fazla bilgi vermesi gerekirdi. O yüzden A seçeneğine ulaşamayız. Bergama Kütüphanesi'nin antik çağın en zengin iki kütüphanesinden biri olması. Peki arkadaşlar kağıt varsa ne olur? Tabii ki kitaplar da olur değil mi? O zaman kütüphane ortaya çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Doğrudan bir ilişki sağlanır mı? Sağlanır arkadaşlar. İskenderiye Kütüphanesi'nin tarih sahnesinden silinmesi. Şimdi bize İskenderiye Kütüphanesi ile alakalı da bir bilgi vermemişler. Bu yüzden C'ye de ulaşamayız. Roma'nın M.Ö. 129'da Bergama Krallığı'nı ele geçirmesi. Bunun zaten kağıtla herhangi bir alakası yok arkadaşlar. Helenizm kültürünün geniş alanlara yayılması. Bunun da kağıtla bir ilgisi yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi kağıt varsa kütüphaneler ortaya çıkabilir. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır.